Roy selam Hoş geldin e, girişime Sen de hoş geldin İlyas bölge Bugün senden kurucu orta olduğun Just Work'ün hikayesini dinleyeceğiz ama önce biraz seni tanıyalım mı? Ben Koç Endüstri mezunuyum. Ardından bir süre strateji danışmanlığı yaptım. Sonrasında butik bir M&A şirketinde çalıştım. Finansal danışmanlık yapıyorduk o sırada. Sonrasında girişim ekosistemiyle üniversiteden beri zaten ilgim vardı. Ve hem kurumsal kariyerin devamı hem de yeni startuplara tanışmak adına Rabo Capital ekibine katıldım. Orada yaklaşık iki buçuk sene çalıştım. O sürede de teknoloji sektöründeki birçok startupla tanışma ve görüşme fırsatı buldum. Orada deal sourcing ekibindeydim başta. 500 kadar yaklaşık teknoloji şirketiyle birebir de görüştüm ve onları işte analiz ettik. Sonra beğendiğimiz bazı şirketlere yatırım yaptık. Ve son dönemde de Revo yatırım yapmış olduğu bazı şirketlerin yönetim kurulunda şirketlerin büyümeleri için destek olduk. Kimisinin yurt dışına açılmasında destek verdik. Kimisinin finansal modelini kurgulamakta yardımcı olduk gibi birçok şirkete aslında o süreçte destek olduk. Sonrasında kendim bir girişim kurmak istiyordum. Benim de ilkokul liseden en yakın arkadaşım Mehmet Gülay Amerika'dan dönmüştü. O da orada NYU'da okumuş, ardından Columbia Business School'da MBA yapmıştı. Ve geldiğinde de birkaç tane iş fikrimiz vardı beraber. Geçmişimde sürekli büyüyen sektörleri incelediğimizden coworking working alanının dünyada çok hızlı gelişimine şahitlik etmiştik. Biz alanı biraz daha fazla araştırdık. Ve şunu gördük. Mesela İsveç'te şu anda toplam ofis sonu %30'u coworkinglere dönmüş durumdaydı. Mesela New York gibi çok konvansiyonel bir ofis pazarının 2030 yılına gelindiği zaman yine %30'un coworking'e dönüşmesi bekleniyordu. Tamam dedik. Yani bu çok hızlı büyüyen bir alan. Mehmet'in zaten real estate alanında çok ciddi bir know-how'u var. Peki dedik bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz, daha farklı nasıl yapabiliriz dedik. Ve sonrasında birazcık teknoloji dünyasına esinlenerek Google'ın, Facebook'un, Amazon'un kampüslerine baktık. Ve şunu anlamaya çalıştık. 15 yıl önce Google neden kendisi için böyle bir kampüs inşa etmiş? Ve şunu fark ettik ki aslında bir teknoloji şirketinin en önemli değeri içinde barındırdığı insan kaynağı. Ve Google'da kendi ekiplerinin çok daha mutlu, verimli çalışabilecekleri bir kampüs organize etmişti. Ve sonrasında bu bir trend oldu. Büyük teknoloji şirketleri kendi kampüslerini inşa etmeye başladılar. Ama baktık ki ya her şirketin bunu yapabilecek hem know-how'u yok hem de bunun için bir bütçesi yok. Yani bütçesi olsa bile aslında yapması da çok mantıklı değil. Çünkü kendi kaynağını, insan kaynağına ya da işte satış, pazarlama organizasyonuna farklı yerlere product'ını geliştirmeye daha fazla harcayabilir. O nedenle biz de bu sorumluluğu üstlenelim. Google kamp muadili bir kampüs yaratalım ve bunun içerisinde de iyi e teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapalım istedik. Konsept oradan yola çıktı. 2019'un ilk yarısında Jazzworky kurmaya karar verdik. O süreçte işte konsept tasarımı için bayağı bir süre uğraştık ve gerçekten hedefimiz tüm teknoloji şirketlerinin, tüm işte katma değerli hizmet sunan şirketlerin çok daha mutlu, verimli, motive çalışabilecekleri bir ortam yaratmaktı. Evet, Jazzworky kurdunuz. İçeriği gezdiğimde içeride müzik odası stüdyosu, podcast stüdyosu, uyku odası, spor salonu var. Buranın mantalitesi nedir? Jasper 10 bin metrekare alanda düz ayak bir kampüs. Ve içerisinde gerçekten şirketlerin çok daha mutlu, verimli, motive çalışabilecekleri bir ortam yarattık biz. İçerisinde mesela anlık olarak bir podcast stüdyomuz var. Girip podcastini ya da işte bir livestream video kaydını rahatlıkla yapabiliyorlar. Ya da içeride uyku odalarımız var. Gün içerisinde dinlenmek istedi. Gidip orada dinlenebiliyorlar. İçerisinde spor salonumuz var. Spor yapmak istedi. O alanı kullanabiliyorlar. İçerisinde müzik stüdyomuz var. Bateri, piyano, elektro gitar, bas gitarın bulunduğu. Hem kayıt yapıp orada müzikle kafa dağıtabiliyorlar. Oyun stüdyomuz var içeride. PlayStation, atari oynayabiliyorlar isterse de duş alabiliyorlar. Farklı birçok fonksiyonu aslında kampüs içerisinde entegre ederek biz şirketlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ofis ortamı yaratmaya çalıştık. Bunu yaparken de tasarıma çok özen gösterdik. İçerideki her alan için mimari ekiplerimiz çok detaylı çalışmalar yaptı ve bu sayede de çok keyifli bir kampüs ortaya çıktı. Hilmi aslında bizim burada yapmaya çalıştığımız şey gelen buradaki üyelerin burayı bir yaşam alanı olarak görmeleri, tüm ihtiyaçlarını hiç uğraşmadan bizim ekiplerimiz tarafından karşılanması ve içerideki alanlarda kendi istekleri doğrultusunda kendi gündemlerini yaratarak her türlü fonksiyondan kolaylıkla faydalanabilmeleri. Ve bunu yaparken de dijitalleşmeyle beraber tüm süreçleri uygulama üzerinden kolaylıkla yönetilir bir hale getirdik ki yani aslında bizim üye ilişkileriyle görüşmeden bile insanlar istedikleri alanları istedikleri şekilde keyifle kullanabiliyorlar şu an Celsork'ta. Burası 10.000 metrekare bir alan ve içerisinde birçok bölüm var. Bu işin arkasında nasıl bir ekip var? Yasvörk'ün yaklaşık 15 kişilik bir ekosistemi var şu anda. Ve bunu yönetmek için de biz zaten 3 ana kurucu ortağız. Ben Mehmet Güler ve Merve Güler. Mehmet real estate alanında ve biz tarafında çok tecrübesi vardı. Merve ise Parsons'tan mezun. Tüm aslında bu etrafta görünen keyifli tasarımlar da bir nokta onun eseri diyebiliriz. Bunun haricinde de üye ilişki ekibimiz, operasyon ekibimiz, temizlik, güvenlik, IT, finans gibi birçok ekibimiz var. Toplamda 30-35 kişilik bir ekibiz biz burada. Tüm ekipte özveriyle üyelerin günlük tüm ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla mücadele ediyor. Şu an sadece Ümraniye'desiniz. Yeni lokasyon hedefleriniz var mı? Gerek İstanbul, gerek diğer şehirler, gerekse globalde. İstanbul'da önümüzdeki süreçte güzel haberlerimiz olacak. Bununla ilgili şu anda farklı illerden de ciddi talepler alıyoruz. Onunla ilgili planlamaları önümüzdeki süreçte başlayacağız. Hatta biz bu işi ilk başlamadan önce İngiltere'de, Amerika'da birçok lokasyondaki hem ofis konseptlerini hem farklı kampüsleri gezme fırsatı bulmuştuk. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu modeli biz yani New York'ta farklı bir şehirde de açsak bence ciddi bir talebe ulaşacağız. Çünkü Jazzwork hem tasarımıyla hem içerideki fonksiyonelitesiyle hem de ekosistemi bir araya, doğru ekosistemi bir araya getirebilme kapabilitesiyle gerçekten e, birçok lokasyonda çok başarılı şekilde fonksiyonları devam ettirebilir. Peki Jazzwork'ün lokasyondan bağımsız, farklı ne tür gelecek hedefleri var? Temel olarak biz burada şirketlerin ofise dair tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama bunu farklı katmanlar ekleyerek farklı hizmetleri de Jazzwork kalitesiyle üyelerimize sunmak istiyoruz bu önümüzdeki süreçte yavaş yavaş açıklamalarda bulunacağız bu konuyla ilgili. Eğitim sektörü bizim için önemli. Çok e, burada niş bir kitle var ve bu şirketler sürekli olarak kendi ekiplerine yatırım yapıyorlar. Ve biz de bu eğitimleri bir noktada desteklemek istiyoruz. Entertainment alanına önem veriyoruz. Sosyal kültürel aktivitelerle aslında ofis dışındaki gündemlerinde de buradaki çalışanları besleyebilmek istiyoruz. O nedenle yeni yapmış olduğumuz akademide, Just Akademi sahnesinde çeşitli stand-up gösterileri, tiyatro gösterileri, işte akustik müzik konserleri gibi birçok faaliyete başlayacağız. Bir açık hava sineması planımız var. O da belki önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Bu gibi etkinliklerle de hem içerideki komünitenin birbirleriyle network yapabilme imkanlarını arttırmak hem de içeride daha sinerjik bir yapı oluşturmak istiyoruz. Just içerisinde sadece böyle oda gibi fiziksel alanların dışında çok ciddi bir teknik altyapı da sağlıyorsunuz. Jazz içerisinde 4 kişiden 100 kişiye kadar farklı büyüklüklerde ofisler var. Yani 15 kişi kadar ofisler genelde hazır ofis konsepti. Ondan sonraki 15 kişiden büyük ofisler ise biz şirketlerin Jazz kampüsü içerisinde custom headquarterlarını yaratıyoruz. Ve bu alanlarda da mimari ekimize girip tamamıyla kendi ihtiyaçlarına, departman yapılanmalarına uygun ofislerini tasarlıyoruz. Bunun gibi içeride 20 tane toplantı odamız var. 4 kişiden 50 kişiye kadar. Şirketler bu alanları işte hepsinde ya LED ekranlarımız ya da büyük TV'lerimiz var. Video konferans altyapımız var. Kablosuz görüntü aktarım cihazlarımız var. Hiçbir IT ekibine ihtiyaç duymadan bu alanları girip rahatlıkla kullanabiliyorlar. Ve etkinliklerini buralarda yapabiliyorlar. İki tane de büyük amfiteyatrımız var. Şu anda zaten bir tanesinin içerisinde Jazz Share alanından yayın yapıyoruz seninle beraber. Bir diğer Jazz Akademi de ise aslında şu an nasıl ofislerde hibrit çalışmaya yönelik bir dönüşüm var. Etkinliğin de geleceğini aslında biz hibrit etkinlikler olarak görüyoruz. Yani orası 150 kişilik bir amfiteyatro. Ama biz orada şunu sağlıyoruz şirketlere. Hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan profesyonel ses, ışık, ve görüntü altyapısıyla, kameralarla, live stream altyapısıyla davetli mesela 100 kişi çağırdıklarında içeride bir mikro web site üzerinden live stream altyapısını kullanarak 5 bin, 10 bin kişiye de etkinliklerini sunabilme imkanı sağlıyoruz. Ve bunun için de hiçbir teknik ekipmana ihtiyaç duymuyorlar. Bu da yine önümüzdeki süreçte birçok şirket için çeşitli etkinliklerini buradan yapıyor olacağız. Ortak alanı gezerken böyle gayet bildiğim iyi teknoloji şirketleri var. Burada nasıl bir şirket segmentini hedefliyorsunuz. Dassault içerisindeki şirketlerin %90'ı teknoloji şirketi diyebiliriz. Geri kalan kısımlar ise katma değerli hizmet sunan danışmanlık şirketleri ya da kreatif ajanslar. Ve biz aslında burayı tasarlarken zaten mimari olarak her şeyi çok özendik. Burada ama bir de ekosistemin mimarisi vardı. Ve özellikle ekosisteme uygun olabilecek şirketleri biz buraya davet etmek istedik. Ve çok şükür istediğimiz gibi oldu açıdan. Şu an Papara'nın genel merkezi Jazzwork içerisinde. Türkiye Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları Birliği'nin genel merkezi Jazzwork'te. Smart Message'in genel merkezi Jazzwork'te. 250 kişilik OBS şirketinin genel merkezini Jazzwork'e taşıdık. Amerika'da 3 ay önce 1 milyar dolar yatırım alan Rift Technologies'in Türkiye'deki genel merkezi CasioCube içerisinde. İçeride çok başarılı oyun şirketlerimiz de var ve önümüzdeki süreçte zaten senin de vasıtanla buradan çok güzel haberler duyacağımızı öngörüyorum. Hilmi son olarak söylemem gerekirse, bizim burada aslında üyelerimizi sağladığımız şey şu. Gece geç saatlere kadar bile çalıştıklarında burada istedikleri hizmeti alabiliyorlar ve atıyorum, saat 2'de 3'te sabah bir toplantısı varsa ve evine dönmek istemezse hemen uygulama üzerinden uyku odasını rezervasyon yapıp gece burada konaklayıp sabah 15 dakika koşup sporunu yapıp ardından duşunu alıp ortak anda boyunu hazırlamış olduğu fizik kahvelerini alıp güne devam edebiliyor. Ve biz burada 24 saatlik bir yaşam döngüsü sağlıyoruz üyelerimize. Ve bu fonksiyonları içerideki şirketlerin, üyelerin daha mutlu verimli çalışabileceği şekilde önümüzdeki süreçte daha da ilerleterek devam edeceğiz.